meslektaşımız Ali Emre Dedeoğlu'nun acaba maçlara nasıl hazırlanıyor? O gün sabah kalktıktan sonra maça gidene kadar nasıl bir gün geçiriyor? Hep birlikte spikerin maç gününde Ali Emre Dedeoğlu'nu bir dinleyelim bakalım. beIN Sports'un uluslararası yayınlarında İngilizce anlatımı 4 yıldır yapıyorum. Mert Hakan strikes and it's in! Maç anlatımında golü anlatmak bambaşka bir heyecan. What a goal from Mert Hakan! He puts the ball into the back of the net with a skillful play. Mert Hakan Yandaş. Maça ne kadar rahat girebilirsem o kadar rahat götürürüm diyorum. Maç başlar, Ali Emre Dedeoğlu maçı anlatıma başlar. Maç biter, orada biter. It's all over. It's all over. Final whistle comes. Merhaba, ben Ali Emre Dedeoğlu. Spiker'in maç gününde bugün Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında sizlerleyim. beIN Sports'un uluslararası yayınında İngilizce olarak bu karşılaşmayı sizlere aktaracağım. Daha doğrusu tüm dünyaya aktaracağız. Şimdi ilk olarak statta zemine bir baktım. Birazdan yukarıya çıkacağım ve artık maç için hazırlıklara başlayacağım. Maç günü sabah ilk kalktığımda bir kere bir programa bakıyorum. Hani o gün o maç var değil mi? Kesin diye bakıyorum yani. Tamam hazırız. Hani tekrar bir kafada hazırlamak amacıyla. Bugün şu maç var. İşte mesela bugün Fenerbahçe Gaziantep maçı var. Saat kaçta? 7'de. Açıkçası maçla ilgili çok fazla bir şeye bakıp da çok doldurmamaya çalışıyorum. Biraz daha rahat, biraz daha beyni boş tutarak gelmeye çalışıyorum ki rahat rahat gireyim, konsantrasyon daha rahat olsun. Stres yüklemiyorum böylece. beIN Sports'un uluslararası yayınlarında İngilizce anlatımı 4 yıldır yapıyorum. Hani birçok kişinin, birçok spiker arkadaşımızın hayali işte konsol oyunları oynarken, bilgisayar oyunları oynarken anlatırdım derler ya. Ben de açıkçası hep konsol oyunları veya o bilgisayar oyunları oynanırken hep İngilizce anlatmayı da böyle bir aklımın ucundan geçerdi. Tabii işin içine girince bambaşka bir şey oluyor. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Mesela ilk maçımda Akhisar Spor Fenerbahçe maçıydı. O maçta yani 90 dakikanın herhalde bir yarım saati konuşamamış olabilirim. Aklına gelmiyor çünkü. Hani yıllardır konuştuğum, aslında kullandığım bir dil bir şekilde. Ama heyecan da var tabii işin içinde. Sanki ilk kez spikerlik yapıyormuşum gibi, ilk kez maçı anlatıyormuşum gibi bir his oldu. Ha benim hayalim mesela, tabii ne kadar sürede olur bilmiyorum ama İngilizce dışında dillerde de anlatmak mesela. Şimdi İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum mesela. İtalyancam var biraz. Yani onlarda da anlatmak mesela bir hayalim var. Sahilde oturuyordum. Yaz dönemiydi. Elimde bir gazete vardı ve orada dedi ki bak oğlum dedi, spor spikerliği kursu açılıyormuş dedi. Ve bir an orada başladı. Yani kendisi karar verdi. Benim oğlumun spora ilgisi bu derece, bu düzeyde ve o yönlendirdi. Bugün bu mesleği yapıyorsam annem sayesinde. Bir kez daha ruhu şad olsun. Huzur içinde uyusun. Yani çünkü kadın görüyordu benim televizyonun önünden ayrılmadığımı, her türlü sporu seyrettiğimi, onunla ilgili konuştuğumu. Derslerimde de açıkçası yani sırf spor yüzünden biraz nasıl diyeyim aksatıyordum. Madem öyle dedi, o zaman dedi seni buraya yönlendirmem gerekiyor dedi. Öyle başladı. Sonra yani kendi çabalarımla da bir yerlere geldik, buralara kadar geldik. Ama bir kez daha söyleyeyim, annem sayesindedir. Arjantin'e gidip oralarda anlatmak, Güney Amerika futbolunda bir stat atmosferini yaşayıp maçı anlatmak isterdim. Yani kılık kıyafetime dikkat ederim.
İşte muhakkak buradaki çalışan arkadaşlarımıza selamlaşmaya dikkat ederim. Herkesin bir moralini yoklarım. Nasıl durumdayız, ne durumdayız? Çünkü hep birlikte çalışıyoruz sonuç olarak. Malzemelerim yanımda. Masama kurulurum. Maç başlar. Ali Emre Dedeoğlu maçı anlatıma başlar. Maç biter. Orada biter. Sonrasındaki yorgunluğun tadı başka tabii. Kalemlerim bu tarza da yeni başladım aslında. Bu Tugay Kosova tarzı. Genç kardeşimiz. Ondan özendim de biraz bu kalem durumuna başladım. Gerçekten bir düzene sokuyor. Bir renk. Kendisi de çok renkli zaten bir kişilik. O yüzden hoşuma gitti. Ben de yeni başladım. Onun kadar detaylı yazmasam da maç için notları almak için özellikle kullanıyorum. Hoşuma gidiyor. Biz evet anı, aksiyonu anlatan insanlarız ama bir şeyleri yorumlayabilmek, bir şeyleri anlatabilmek önemli. Büyüklerimiz, meslek duayenlerimiz hep mesela şunu söyler. Sokağa çıktığın anda da oradaki aksiyonları es vermeden anlatabiliyorsan eğer, futbol sahasında da onları anlatabilirsin. Biz anlatıcıyız. Detaylandırabilmemiz de gerekiyor. Mesela bu işi hedefleyen arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız için de özellikle sadece işin tek boyutlu düşünmesinler. Maç önü, maç sonu, araştırması, izlemesi, keyfi, tadı tuzu, her şeyi bambaşka. Onların hepsini de yaşatabilmeleri gerekiyor. Bunun için de her maç farklı bir şekilde üstüne koymaları gerekiyor. Here we go, referee gives the blow. And the Gaziantep Football Club starts to the game. From Can Kahveci with a well anticipation. Rashid, risky ball for him. Who's that? Mert Hakan strikes and it's in! What a goal from Mert Hakan! He puts the ball into the back of the net. What a skillful play, Mert Hakan Yandaş. And then, bending ball towards behind. Side area, Sinan strike and it's in! Third goal for the Fenerbahce. It's done. It's completely done by Sinan Gümüş. It's all over. It's all over. Final whistle comes. Fenerbahce 3, Gaziantep Football Club 1. Spiker'in maç gününde ben Ali Emre Dedeoğlu sizlerleydim. Bugün Fenerbahçe-Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinin İngilizce anlatımındaydım. Gerçekten nefis bir maç oldu. Çok heyecanlı bir maç oldu. Aksiyonu bol bir karşılaşma oldu. Türk futbolunun kalbi Süper Lig Bein Sports ekranlarında olmaya devam edecek. Evet, Ali Emre, ya benim kendi görüşüm tamamen. Bence çok yetenekli ve çok değerli bir mesleki anlamda arkadaşım. Çok potansiyeli yüksek. İşte bakın İngilizce maçı anlatıyor ve hakikaten de İngilizce literatüre, futbol literatürüne de hakim ve çok güzel anlattığını gözlemledim. Basketbol anlatır, basketbolu bilir, iyi de oynar aynı zamanda. Tenis anlatır. Hem işte yakışıklı fiziksel olarak da ekranı dolduran bir arkadaşımız. Stüdyoda daha önce birlikte programa çıktık. Ben onun konuğu olmuştum. Stüdyo performansı geçtiğimiz yıllarda seyrettiğimde stüdyo performansını da çok beğenirim. Çünkü spora çok hakim, bu işe kafa yoran, birkaç tane dil konuşabilen. Açıkçası bu benim fikrim. Ben Ali Emre'nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve daha yukarılarda, daha böyle yani tam şu anda bu yayıncı kuruluşta çok önemli bir görev yapıyor, doğru. Ama daha böyle yukarılarda olması gerektiğini hep düşünmüşümdür. Bu benimki fikrim. Yani çok
olmaması için de bir neden yok, bence. Evet, kesinlikle. Biz birlikte sesi de iyi. Karşılıklı oturuyoruz. Her maça verdiği mesajlardan da zaten genç arkadaşlara anlaşılıyor. Hayır, dolu bir arkadaşımız, öyle şey değil, boş değil. Evet, tabii, evet. Tabii. Her dolu, maça her anlamda dolu. Büyük bir disiplinle çalışırken bir yandan da oturduğu yerden işte söyledi biraz önce, diğer dilleri de öğrenmeye çalışıyor. Yani o yine kelime zenginliğini başka dillere de taşıyabiliyor. Mesela öyle detaylar vardır ki İngilizce anlatım mesela yapıyor ya arkadaşlarımız. Mesela direkten döndü diyoruz ya biz. Mesela yan direkler posttur, İngilizcesi post. Üst direk bardır mesela. Üst direğe post dersen gülerler adama. Öyle detaylar da var yani, kolay değil öyle İngilizce anlatmak. Değil mi, derhal düşünün. Tabii. Yalnız ben Ali Emre'yi izlerken şu aklıma geldi. Bir taraftan İngilizce anlatım, evet kulağa zaten çok hoş geliyor sesi. Ya Türk spor spikerliğini aslında dünyada temsil ediyorsunuz. Tabii. Yani çok hafife alınacak bir durum yok ortada. Yani bir İngiliz, bir Amerikalı, bir Fransız, neyse İngilizce bilen ya izleyip sizin anlatımınızla Türkiye Ligi hakkında fikir sahibi oluyor. Süper Lig hakkında bilgi sahibi oluyor. Dolayısıyla özel bir iş yapıyor bence tüm İngilizce anlatan arkadaşlarımız. Ali Emre de az önce söylediğim gibi, senin de ifade ettiğin gibi ufku açık, donanımlı. Gelişime açık, evet. Çok donanımlı. Her zaman yolu açık olsun tüm meslektaşlarımız gibi Ali Emre'nin de.